Hattımızda Adem Bey var, bizi Adana'dan arayan. Evet. Merhaba Adem Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Ne almak istiyorsunuz, kaç para? Bir daire almak istiyorum. 165 bin lira pazarlığını yaptım. Pazarlığını yaptınız, hazırsınız. Yeri belirlediniz, her şeyini kontrol evet. ettiniz. Tapusundan fiyat evet. artışına kadar. Sadece olayın ödeme, para durumu kısmı kaldı. Evet. Hemen gelelim bakalım para durumunuza. Ne kadarlık bir geliriniz var? Normal maaşım var. Ben aynı zamanda ek iş yapıyorum. 4000 lira falan gelirim var. 4000-5000 arası. Çok güzel. 4000 lira diyelim. Giderler ne kadar? 1000-1500 arası da sadece gıda yalnız. Öyle fazla şey yok. Yani artık bir giderim yok benim. Evim falan var ayrı oturduğum ev. Peki, yatırım amaçlı mı alacaksınız bu evi? Ek olarak alacağım. Yatırım amaçlılıktan ziyade ilçede benim normal evim. Bir de ilden ev almak istiyorum. O bir de ilden olana mı taşınacaksınız? Kışın taşınacağım. Ha, iki eviniz olacak. Gidip geleceksiniz Hı-hı. böyle. Hı-hı. Peki, borcunuz var mı? Borcum yok. Kredi kartında biraz taksit var bazılarında ama öyle ciddi bir şey değil. Hani böyle fark koymadan taksitlerin dedikleri sistemden bir 10-15 bin lira olur en fazla. Birikiminiz var mı? Birikimi 60 bin liram var. 60 bin lira para biriktirdiniz. 47 yaşındasınız diye anlıyorum Hı. notunuzdan. Hı-hı. Peki 60 bin lirayı o zaman siz peşin olarak vereceksiniz. 65 bin vereceğim ben. 5 daha koyacağım üzerine. O nereden gelecek? Var elimde, veririm yani onu. Ha, o da başka bir yerde duruyor. Hı-hı. Peki 65 bin liranız var o zaman. 100 bin lira da kredi alacaksınız. Evet. Siz diyorsunuz ki bana, ben buna onay veriyor muyum, vermiyor muyum? Hı-hı. Ben bugün size 165 bin liralık eviniz için onay veriyorum. Teşekkür ederim. Onay veriyorum. Nedenini söyleyeyim. Neden onay verdiğimi evet. söyleyeyim. Neden onay verdiğimi söyleyeyim. Şimdi sizin 100 bin liralık bir borçlanma yapacaksınız. 100 bin liralık bir borçlanma yaptığınız zaman, bayağı da araştırmışsınız. Sesinizden anlıyorum. Pazarlığı da yaptım dediniz ya. Demek ki olabilecek her şeyi yaptınız. Çoğu kişi daha pazarlığı yapmadan arıyor. Sizin aylık ödemeleriniz bugünkü faizlerle 1300-1400 lira civarına gelecek. Bir 10 seneye yaydığınız zaman. Ki yani yok, ben 5 yıllık alacağım. 2000 civarı ödeyeceğim. 2000 civarı ödeyeceksiniz. Hı. 2000 biraz fazla buldum. Çünkü 4000 gelir varsa %50'sini, yarısını bunun ev kredisini ödemek fazla. Eğer ben 4000, eğer geliri 5000'e çekerseniz 2000 lira tamam. Ama o zaman geliri 5... Ek iş yapıyorum ben, aynı zamanda esnafım. Ek iş yapıyorum, devlet memuruyum ama ek işim de var. Onun tamam. için ben 5000 de öderim normalde. Çocuklar büyüdüyse eşiniz de girsin, ben çalışsın mikro kredi. İşi garanti almak için yani 3-5 yıl sonrasını pek göremediğimiz %40'ı geçmesin. Aylık ödemeleriniz %40'ı geçmesin. Bir şey soracağım size. Hazır hattasınız. Olayı da verdim. Şimdi neşelisiniz. Hiç hisse evet. senedi aldınız mı? Efendim? Hisse senedi aldınız mı? Geçmişte almıştım. Çok eskiden yalnız. Normal 10 yıl önce falan. Ondan. Kazandınız mı, kaybettiniz mi? O zamanlar pek bir şey anlamamıştım. Bir şey anlamadınız. Peki. Hı-hı. Oldu. Şimdiden güle güle oturun evinizde. Eşinize tamam, selamlar. Teşekkür ederim.